İlken terimin toplamı Sn olmak üzere Sn, n çarpı a1 artı an bölü 2'dir. İlk terim ve son terimin toplamının yarısının n katıdır aslında. Peki neden? Kanıtımız şöyle. Şimdi burada biz tabii Sn'yi bir açık olarak yazalım. İlk n terimin toplamı. Burada hemen geçmişe dönüp bir hikaye anlatalım. Rivayet odur ki matematikçi Gauss'a ilkokulda öğretmeni birden 100'e kadar sayıların toplamını sorar. Daha doğrusu sınıfa sorar. Tabii sınıf bu soruyla epey zaman kaybedecektir. Ama Johann Carl Friedrich Gauss bu sayıları tersten yazarak yani 100'den 1'e kadar sayıları düşünerek aslında alt alta gelen bütün terimlerin 101 toplamını verdiğini fark etmiştir. Çünkü bir aritmetik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin toplamları daima eşittir. Bütün toplamların 101 olduğunu görüp aslında elimizde 100 tane 101 var demiştir. Tabii bu toplam 2 tane a'ya eşit olacağı için a her iki tarafı da 2'ye bölersek aslında a'nın eşitinin 100 çarpı 101 bölü 2 olduğunu söylemiştir. Şimdi biz de tabii Gauss'tan ilhamla hemen aynı hareketi yapalım. Biz de sonlu dizimizin terimlerini tersten yazalım. İlk başa n'inci terimi yazdık, sonra n-1'inci terim ve en sonunda 1'inci terimle bitirdik. Bakınız burada toplamaya çalışırsak alt alta gelenlerin toplamı hep aynıdır. Peki neden? Hemen aşağıda şöyle bir açıklamasını yapalım. A1 ile AN'in toplamı, bakalım A2 ile AN-1'in toplamının eşit mi? A2, A1'in R fazlasıdır. AN, AN-1'in R fazlasıdır. AN-1 yalnız bırakacak olursak, AN-1 aslında AN'in R eksiğidir. Dolayısıyla taraf tarafa toplama işlemini yaparsak burada, ikinci terimle N-1'inci terimin, birinci terimle N'inci terim olduğunu, toplama olduğunu görürüz. Aynı durumu üçüncü terim ve n-2. terime de uygulayabiliriz. Yani a3, a1 artı 2r'dir. an, an-2 artı 2r'dir. Burada an-2'yi yalnız bırakırsak, an-2'miz an-2r olur. Taraf tarafı yine toplarsak aslında üçüncü terim ve n-2. terimin toplamının birinci terimle n-2. terimin toplamının eşit olduğu görülür. Dolayısıyla biz bu taraf tarafa toplamı yaptığımızda aslında iki tane sn'i a1 artı an'lerin toplamı şeklinde buluruz. Peki kaç tane var? Tabii ki terim sayısı kadar n tane var. Dolayısıyla 2 tane Sn aslında n çarpı a1 artı an'dir. Burada Sn'i yalnız bırakmak artık işten bile değil. Kanıt böylelikle tamamlanmış oldu.